Arkadaşlar merhabalar bu videomda Zero Geometri kitabında yamuk konusunun konu anlatımında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yamukta uzunluk özelliklerini anlatacağız size. Evet kitabımızda sayfa numarası 116'nın sağ tarafı 117 ve 118'i anlatacağız size. Haydi bakalım dersimize başlayalım. Birinci özelliğimiz şu. EF'yi önce bir tanıyalım ama. Yan kenarların orta noktalarını aldığım zaman bunları birleştirdiğim zaman bu EF doğru parçasına biz orta taban adını veriyoruz. Orta taban uzunluğu diğerlerine paraleldir ve orta taban uzunluğu da A artı C bölü 2 eşittir. İspatı kolay ama bu A artı C bölü 2 bilin ispat tekniğiyle yapmanızı isteyeceğim çoğu şeylerin özelliklerini ama ispat da gerçekten kolay. Paraya kenar oluşturursanız ne oluyor? Hocam şurada da C ise burası C olur. A x C kalır. E burası da C. Burası da ort tabandan dolayı. Üçgende ort tabandan dolayı. A C bölü 2 topladığı zaman da A artı C bölü 2 geliyor. İspatı kolay ama ort tabanı bilin. Çünkü biz üçgende ort taban önemli diyorduk. Eşitlik gördüğümüz zaman ort taban çizgisini çizin diyorduk üçgende. Yamukta da öyle. Eşitlik gördüğün zaman ort taban çizgisini çizeceğiz ama yamuktaki ort tabanı çizeceğiz. Evet. A artı C bölü 2 eşit. EF uzunluğu. Şu ort taban uzunluğu. Peki şu KL uzunluğu sorulursa yani bir orta taban EF orta tabansa şunlar birbirine eşit bunlar da birbirine eşit ya. Şu EF orta taban olduğu zaman şuradaki KL uzunluğu bu seferde de AX C bölü 2 eşit. Mesela bunu ezbere bilme. Niye? Hocam şu üçgene bakacak olursak burada bir orta taban var. Çünkü bunda bu paralel C ise C bölü 2 çıkar burası. Sonra burası da aynı şekilde bak şöyle bakacak olursan burada da bir orta taban var C ise burası C bölü 2. E hocam burası da şu üçgende orta taban diyebiliriz. A ise A bölü 2. A bölü 2 eksi C bölü 2. A eksi C bölü 2 geliyor. Ya da şuraya X deyip de hocam X artı C bölü 2 artı C bölü 2 eşittir A değil mi? Yok. A artı C bölü 2 değil mi? Evet. Buradan X'i yalnız bırakırsan da A eksi C bölü 2 geliyor dostum. Tamam mı? Yani burası artı C yaptı. Öbür tarafa atınca eksi C yapıyor. A artı C bölü 2'den C çıkınca da A eksi C bölü 2 geliyor. Yani bunu ezbere yapma bence. Ezberlemeden rahat bir şekilde bunu ispat tekniğiyle bence yapabilirsin. Geldik buraya. Bunu ele ele hiç ezberleme. Bak şimdi. A çarpı C bölü A artı C diye bir şey var. Şu e, köşe kesim noktasından paralel doğru çizildiğinde bunlar birbirine eşit. Ve bu bir tanesi de arkadaşım. Şu X uzunluğu diyelim. Egan kara uzunluğu ya da kara fatma uzunluğu. A çarpı C bölü A artı C eşit. Işte. Niye hocam ezberlemeye gerek yok? Bak şimdi. Şuraya bakacak olursam burada bir kelebek var mı? Var hocam. Kelebekteki oran kaça kaç? C A. O zaman burası CK ise burası AK mıdır? Evet. Şimdi temel orantı uygula. Hop hop. Hocam CK bölü CK artı AK eşittir. X bölü A mıdır? Evet X bölü A. K parantezi alınca K'lar gidiyor. İşler dışlar yapınca da ne geliyor ya da X'i yalnız bırakınca da X A çarpı C bölü A artı C 5 eşit oluyor. Evet buradan klasik benzerlik tekniğiyle yaparsın. Hocam burası da aynı şekilde x çıkar. Ya da şuraya y de burası da c'nin en katıysa burası da a'nın en katı ya. Ee, buraya c, k, a, dedik ama olsun. Evet doğru. C'nin en katı. Burada da yine temel orantıdan ne geliyor? Bak c bölü c artı a y bölü a'ya eşit. İşte c bölü c artı a eşittir. Y bölü a'ya eşit. Y de buradan a çarpı c bölü a artı c'ye eşit oldu. O yüzden şunlar birbirine eşit. Ama nereden bu Formül bırak. Ezberleme. Formülü yazdım. Unut. Yazdığımı unut. Tamam. Ama formülü de bilen arkadaşlar böyle formülcü olan arkadaşlar da var. Yine silgiyi geri aldım ama. Silerek geri aldım ama. Formülü bırak. Emin ol. Benzerlik. Öğrendin ya. Benzerlikten de rahat bir şekilde yapabilirsin. Şuna gelelim. Yamukta açı ortaylar dik ve ortaban üzerinde geçir. Evet. Bu gerçekten önemli arkadaşım. Şuna bir 3 yıldız koyuyorum. E, hocam dik kesmesi aşkar. Niye? A A B B dersen 2A artı 2B 180 A artı B 90 çıkar. Tamam. 90 derece olması çıktı. Açı ortaylar dik kesir. Niye ort taban üzerinde kesiyor? İki tane teknik göstereceğim sana. Şurası ort taban üzerinde mi? Gerçekten öyle mi? Şuradan bir paralel çizersem. Z'den dolayı nokta açısı yapar. A noktaya nokta eşit. Eşit. Z'den dolayı hop çizgi açısı yapar. Yani çizgiye çizgi burası da eşit oldu. A gerçekten bak muhteşem 3 çıktı. 92. ispatta bu oldu. E oldu? Gerçekten buradan paralel çizdiğinde bu paralel bu paralel orta taban üzerinde olmuş oldu. Gördün mü? Aynı şekilde burada da aynı şeyi yapabiliriz. Burada da ikinci ispat yapayım mesela ben sana. Hocam gerçekten de orta taban üzerinde. Yine paralel çizdiğinde böyle bu da orta taban üzerinde olmak zorunda. Bu da orta taban üzerinde. Bu da orta taban üzerinde. Bunları birleştirdiğimiz zaman şunlar da birbirine paralel olmak zorunda. İkinci ispatı da şu. Açı ortay deyince aklımıza bir de kollara çizilen dikmeler gelmiyor mu? Evet. Şu kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Şu dikme ile bu dikme birbirine eşit. Şöyle göstereyim. Şu dikme ile bu dikme birbirine eşit. E hocam burada da yine aynı şekilde. Buraya da bir dikme inersem eğer. Açı ortayda kollara silen dikmeler yine eşit olacağından. Burası da eşit oldu. Şu eşitse şu eşit. Aa gerçekten de tam buradaki noktaya bak. Tam ortadaki nokta oldu. Paralel çizersem taban üzerinde olmak zorunda. İki ispatı da bence bil. Yani sadece özellik değil de ispat teknikleriyle çoğu soruyu çözebiliyoruz. Bunun zaten uygulamalı çözümünü hep ben de gördün zaten. Evet gerçekten yamukta açı ortaylar dik ve orta üzerinde kesişiyor. Biz bunu gördükten sonra şu açı ortayları görünce dik ve uzattığımızda orta üzerinde olduğunu bilelim ama tamam. Şuraya geldik şu x uzunluğu. Oo hocam x uzunluğu. Valla bununla ilgili formül var ama hiç vermeyeceğim. Vereyim mi? Vereyim mi? Yok vermeyeyim. Çünkü ben de bilmiyorum. <laughs> Evet gerçekten ben de biliyorum arkadaşlar. Bununla ilgili bir formül var. Ama kullanmaya gerek yok. Çünkü sen benzerlikten bunu bulursun. Ya yukarı tamamlarsın temel orantı yaparsın. Ya da paraya kenar oluşturup temel orantı yaparsın. Ya da ne demiştik? Hani burası 2K atıyorum burası 3K ise. 2K'da ne kadar artmışsa 3K'da o kadar artar mantığıyla yapmıştık ya. Üçgende söylemiştik ya. Bu tekniklerle bu olay daha kolay bir şekilde çıkıyor. Tamam. Sorularda görürsün zaten. Buraya geldik. Buradaki formülde yanlış hatırlamıyorsam yalnız arkadaşlar. Tamam mı? Yani AC'nin karesi köşegenlerin kareleri toplamı artı BD'nin karesi eşittir. Şu alt taban ve üst taban çarpımları olacak. Tamam mı? Diğerlerinin kareleri toplamı B kare artı D kare artı 2 AC şeklinde olması lazım. Tamam mı? Yanlış hatırlamıyorsam. Ya hocam formüle gerek var mı? Ya ben bu zamana kadar hiç buna ihtiyaç duymadım. Hep üçgen bilgisinden yaptım zaten. E büyük ihtimal sen de üçgen bilgisinden yaparsın. Tamam. Bence yaparsın. Yukarıdaki formülde yazayım mı? Ya x eksi c bölü a eksi x cf bölü fb eşit aslında ama formül vermeyeceğim. Burada vermeyeceğim. En azından burada belki formülde sayı ya, üçgen bilgisi karışıklık olabilir. O yüzden sana buradaki formülü verdim. Hadi gel bakalım. Şimdi sorularına bakalım. E direkt orta taban değil mi? Evet. Yani x artı 12 bölü 2 8 eşit olacak. X artı 12 16 eşit olacak. X de böylelikle ne buluruz? 4 olarak buluruz. Direkt orta tabandan çıktı. Evet örnek 15 çıktı. Örnek 16 direkt farklarının yarısı diyebiliriz. Ya da hocam şuradaki üçgende bir orta taban var. 8 ise burası kaç yapar? 4 yapar. E sonra aynı şekilde buradaki orta tabandan dolayı burası da 4 yapar. Şu uzunluk 4 burası da 4. Peki bunun tamamı da büyük orta taban. Yamuktaki orta var. 16 artı 8 24 bölü 2'den 12 yapacak. Yani x artı 4 artı 4 eşittir 12 yapacağından x'i de 4 olarak buluruz. İstersen direkt 16 eksi 8 bölü 2'den de sonuca ulaşabilirsin. Sana kalmış. Geldik buraya. Formül vardı ama gerek yoktu formüle. Hop. Hocam şöyle bir kelebek benzerliği var. Kelebekteki oran kaça kaç? 1'e 2. A ise 2A. B ise 2B. Benden EF uzunluğu. Oo tamam isteniyor. Şuraya bir n diyeyim. Şuradaki n nasıl bulunur? Şuradan bulunur. Hocam böyle bir temel orantı var. 1 bölü 3 oran var değil mi? A bölü 3 A eşittir n bölü 6. N'i buradan kaç buluruz o zaman? 1 bölü 3, 1 bölü 3. 2 mi buluruz? Evet. Buraya da m diyeyim mesela. Hocam burada da 1 bölü, yine 1 bölü 3 mü? B bölü 3 B eşittir m bölü 6'dan. M'i de kaç buluruz buradan? 10 da 2 buluruz. 3 katı 3 katı olduğundan dolayı. Bak Zaten özellikle bunların birbirine eşit olduğunu söylemiştik. Ama gerek var mıymış? Yokmuş. Kendimiz direkt benzerlikten bulduk mu bulduk. EF uzunluğu isteniyor bizden. 2 artı 2'den cevap 4 yapar. Örnek 17. Geldik örnek 18'e. Açı ortaylar nasıl kesişir? Dik. Hocam bir de şunlar paralelse süper olur. Zaten bunlar paralel. Bu da paralel vermiş. Dik ve orta taban üzerinde kesişiyordu. E o zaman bunun devamı orta taban paralel ya. Paralelin devamı orta taban üzerinde olduğu için orta taban olmak zorunda. E, hatta burada ne çıkıyor? Muhteşem. 90'dan çizilen kenar ortay. E, şimdi şuraya bakalım mı? Şu bir orta taban çizgisi. 16 bölü 2'den bunun tamamının 8 yapması lazım. O zaman buraya 5 kalır. E o zaman burası da 5. Burası da 5. X'i de kaç buluruz? 10 olarak buluruz. Örnek 18. 10 çıkar. Geldik örnek 19'a. Açı ortaylar dik ve orta taban üzerinde kesir. Bu da dik ve orta taban üzerinde kesir. A hocam bu da orta taban üzerinde. Bu da orta taban üzerinde. Birleştirdiğimizde devamı orta tabandır. Orta taban, orta taban. Eşit eşit muhteşem 3'ten eşit 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 muhteşem 3'ten eşit. 5 bölü 2 5 bölü 2 burası da 5 bölü 2 olur. 7 bölü 2 7 bölü 2 burası da 7 bölü 2 olur. Evet şu bizim orta taban çizgisi değil mi? Evet. X artı 5 bölü 2 artı 7 bölü 2 orta taban. 12 artı 4 16 bölü 2'den 8 e eşit olur. Şurası zaten toplamda 6 yapar. 12 bölü 2'den o zaman x de 8 eksi 6'dan 2 yapar. Örnek 19 2 çıktı. Geldik örnek 20'ye. ABCD yamuk ve paralel verilmiş. Yan kenarda oran var. 6 bölü 3, 2 bölü 1. Ya hocam 2K ise burası K'dır. Hatta burası da 2A ise burası da A mıdır? Evet. E, e X'i bulurken şuradaki paralelliğe bakacağım. 2 bölü 3 oran var. 2A'nın 3A'ya oranı eşittir. X bölü 12 olmak zorunda. E sonra burada A'lar gitti. Hocam 3'teki 12 ise 4 katı 4 katı. X'i buradan 8 buluruz. Hocam Y'yi nasıl bulacağız? Y'yi de şuradaki temel orantıdan bulabiliriz. Ort taban falan yok. Dikkat et. Buradaki oran farklı. Buradaki oran kaç? 3 bölü 9. 3 bölü 9 ya da 1 bölü 3 de diyebilirdik. Neyse y bölü 6'ya eşit. Şu 3 ya. O zaman y'de kaç geliyor? 2 geliyor. Y'yi 2 bulduk. X de zaten 8'di. X çarpı y isteniliyor bizden. 8 çarpı 2'den cevap 16 çıkar. Örnek 20'yi 16 bulduk ve geldik örnek 21'e. Ali öğretmen tahtaya şekil birdeki gibi ABCD'ye çizip böyle paralel atmış. Sonra bunu kıvırmış böyle. Arkadaşlar katlamış. Katlamayı ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Şöyle eski haline geri açtık. Üst binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit diyorduk değil mi? Evet. A, 15 vermiş. Tamam. Şurası 15. A üstü K ile B üstü L isteniyor. A üstü K ile B üstü L isteniyor bizden. Başka bir şey verilmiş mi? 6, 12, 15. Ha, Burada oran bulmamız lazım. E, ee, Şöyle fark kaç? 6 değil mi? 6 yükselmiş. Hocam bu da 3 yükselmiş o yükselme oranı buradaki oranları veriyordu bana. 6 bölü 3 2 bölü 1 2K'ya K diyebiliriz. Ya da çekersin paralelini kardeşim. hop 6 6 buraya 6 kaldı buraya 9 kaldı. Hocam 6 bölü 9 2 bölü 3 2 bölü 3 olacak deyip 2K'yı buraya da K diyebiliriz. Ama bizim gösterdiğimiz teknik de önemli. 6 yükselmiş 3 yükselmiş yükselmesiyle doğru orantılı. Yani 6 bölü 3 burası 2K buraya da K verdi bize. E 12'ye kadarki olan kısım. Bak şimdi. Şurası K. Dikkat. Burası K. Sen katladığın zaman burası da K mı? Hatta şöyle yapalım. Şurası 2K K ya. Burası da ne yapıyor? 2 A'ya A yapıyor. Hocam şurası 2 A'ya A. Bak E A uzunluğu A. Burası A iken burası A. Şurası 2 A. Tamam eyvallah. Aynı şekilde burası K iken burası K mı? K. Burası da 2 K mı? Aynen öyle. Şimdi üst üste binen açılar da birbirine eşitti. E ben şuraya bir alfa dersem. Katlamadan dolayı burası da alfa. A şunlar hep birbirine paralel de alfa burası da alfa. Hocam paralel ya şöyle. Z'den dolayı burası da alfa. A ise A oldu. O süper. Burası da 2A değil mi? Yani burası da A oldu. Burası orta taban çıktı kardeşim. Hatta aynı mantık. Beta D beta yapıyor. Yanı eşitten beta. Z'den dolayı beta. Burası da K iken burası da K oldu. Şimdi burası 2K'ydı ya. E 2K K oldu. Gerçekten bu orta taban çizgisi yaptı. 12 artı 6 18 bölü 2'den burası 9 yaptı. Ve benden X artı Y isteniyor. Dikkat et X artı Y artı 9 komple şu uzunluk buradaki uzunluğa eşit değil mi? O uzunlukta 15'e eşit değil mi? Evet burası 15'ti. Bu da komple 15 olacak. Çok güzel bir soruymuş. X artı de buradan ne geliyor? 6 geliyor. Gerçekten güzel bir soru. Açılara da böyle katlamada hani üst üste binen açılar da eşit ya. açıları da alacağımızı oradan hissettik açılara da dalınca da böyle bir x kenarlık çıktı. Ve gerçekten hoş bir soru. Evet sanırım x kenar yamuğa geldik. Evet sanırım bu son soruydu. Yani bu bölümün son sorusuydu. İkinci yamuklu yamuk, yamuk da ikinci videonun son sorusuydu. Bundan sonraki videoda x kenar yamuk ve dik yamuğu anlatacağız o zaman. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.